Merhaba sevgili izleyiciler. Ekranları başınıza hoş geldiniz diyoruz. Bugün ev halinde yardımlaşmayı, iyilikte yarışmayı, ailelerimiz içerisinde, akrabalarımızda ve toplumumuzda, çalıştığımız ortamda, her nerede bulunuyorsa insan, oradaki yardımlaşmayı ve iyiliği konuşacağız. Her zamanki gibi konuklarımı takdim etmek istiyorum efendim. Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Doktor Rüfet Görgülü hocam ve meslektaşım psikolog Gülşah Akşay Civriz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız hocalarım? Çok şükür. Evet, bu genelde hani yardımlaşma, iyilik, diğer bir adıyla diğer kamlık olarak işleyeceğimiz bir konu. Bence belki de şu son zamanlarda en çok toplum olarak ihtiyacımız olduğu bir kavram diye düşünüyorum hocam. Üfet hocam, sizinle başlayacağım müsaade ederseniz. Peygamber Efendimiz'in hayatından örneklerle elbette başlayacağız ama Rabbimiz ilk başta bize şunu söylüyor. İyilikte ve takva üzerine yardımlaşın ve yarışın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın diyor. Biz bu bağlamda arkasından yardımlaşmanın dinimizdeki yeri. Bu konuda neler söylersiniz hocam? Evet, Yüce Rabbimizin rızasını gözeterek ihtiyacı olan insanların yanında yer almak, yardıma muhtaç olanlara yardım ve desteğimizi verebilmek, gösterebilmek hem Kur'an-ı Kerim'in bize emridir, mümin olarak bizde görmek istediği ahlaki bir erdemdir. Hı hı. Hem aynı zamanda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de sünneti ve bize örnekliğidir. Modern hayat tarzı, bireyselcilik, servet tutkusu, daima kendini düşünme ve şiddetli bir şekilde de gelecekten korku, endişeyi empoze ediyor insanlara. Bunun yanı sıra tabii diğer kamlık, kanaat, cömertlik, yardımseverlik gibi duyguların da maalesef körelmesine yol açıyor bu durum. O yüzden diyebiliriz ki bir başkasına yardımcı olmak, maddi ya da manevi iyilikte bulunmak ve vermek başlı başına insanın bu hastalıklarını tedavi eden bir tarafı var. Yani cimriliğimizi, dünyevileşmeyi, bu tutkularımızı, bu arzularımızı, mala karşı beslediğimiz tutkuları tedavi ediyor yardım. Aslında bireysel anlamdaki kazanımlarımızı görüyorum sizin söyledikleriniz hocam. Evet, o zaman aslında yardımsever olmak ya da bir başkasının yardımında bulunmak kişinin kendisine yardım etmesi en başta. Evet. Yani kendimize yaptığımız bir yatırım diyebiliriz bunun için. Aynı zamanda hiç şüphesiz ukbaya, ahiret alemine de yapılan bir yatırımdır. Hı hı. Tabii ki Yüce Rabbimizin, yani onu en başta ifade ettik. Biz bir işi yaparken gayemiz Allah'ın rızası olursa o işin bir anlamı, bir değeri olur. Niyettir onu anlamlı kılan, yapılan işi. Buradaki yardımseverlikteki niyetimiz de aynı şekilde Rabbimizin rızasını kazanmak olacak. Mesela burada bir kutsi hadisi hatırlayabiliriz. Diyor ki Rabbimiz kıyamet gününden bir manzarayı bize hatırlatarak, ey kulum, ben hasta idim, sen beni ziyaret etmedin. Kul itiraz ediyor. Hadi biz olalım o itiraz eden. Aman ya Rabbi, hasta olmak insan içindir. Sen nasıl hasta olabilirsin? Ben seni nasıl ziyaret edebilirdim? Mealinde bir itirazımız var. Diyor ki o zaman Rabbimiz, sen falan hastanın yanına gitseydin, onu ziyaret edip halini sorsaydın, beni onun yanında bulacaktın. Beni ziyaret etmiş gibi olacaktın. Ve bu sorgulama, yine açtım beni doyurmadın, giyinmeye ihtiyacım vardı çıplaktım giydirmedin tarzında, kulun da bütün bunların hep insani özellikler olduğunu söyleyerek itirazıyla devam ediyor. Her seferinde Yüce Rabbimiz, eğer bunu yapsaydın, eğer falan kuluma destek olsaydın, filanı yedirseydin, falanı giydirseydin, beni yedirmiş giydirmiş gibi karşılığını bulacaktın diyerek aslında bu meselenin nihai anlamda ucunun nereye dayandığını bize göstermiş oluyor. Yani Allah'ın kullarını memnun etmek, yardım etmek, destek olmanın bizatihi Rabbimizin sevgi ve muhabbetini kazanmanın en belki de pratik yollarından birisi olduğunu biz öğrenmiş oluyoruz. Biz öyle bir medeniyetin mensuplarıyız ki elhamdülillah, İslam medeniyeti için hayır, yardım, vakıf medeniyeti diyebiliriz. Bakın, ayetleri, konuyla ilgili ayetleri, hadisleri hepsini bir araya getirdiğimizde, baktığımız zaman meseleye, infak, sadaka, zekat, karz-ı hasen, nice, hocam, bakın kavramlarımız, vakıf, evet,
ne kadar kavram üretmiş, terminoloji üretmişiz biz bu noktada. Evet. Ve bu sadece bir kavram olarak kalmamış. Bunun içi asırlardır öyle anlamlı örneklerle doldurulmuş ki onların her biri, her birimiz için son derece yol gösterici, ön açıcı örnekler. Evet. Bizim büyüklerimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin komşusu aç iken tok yatmama, eğer tok yatarsa Allah Resulü'nün ümmetinden olmama uyarısıyla, kendisi için istediğini bir başkası için de isteme teşvikiyle hareket ederek öyle vakıflar kurmuşlar ki, mesela yetim kızları, çocukları, kız erkek yetim çocukları evlendirme, onlara çeyiz hazırlama vakfı, kuşlara yem verme, sulama vakfı. Hatta bizim tarihi camilerimizin bahçesinde kuş evleri vardır. Evet, gezdiğinizde evet görürsünüz. Sadaka taşı. Sadaka taşı üzerinden verenin ve alanın belli olmayacağı şekilde yapılan infaklar. Efendim köpeklere ekmek verme vakfı, çocukları oynatma, eğlendirme, onlara oyuncak almak için, borçluların borcunu ödemek için, daha bunun gibi nice örnekler verilebilir. Kurulmuş sadece vakıflar var. Dolayısıyla biz şunu söyleyebiliriz ki başkasının darlığını gidermek aslında dara düşmemenin de en kestirme yollarındandır. Çünkü Efendimiz öyle diyor. Kim bir mümin kardeşine sıkıntısını giderir, ona yardımcı olursa Allah da onun sıkıntılarını, hele hele kıyamet gününün darlıklarından onu korur buyuruyor. Evet. Üfet Hocam çok güzel bir giriş yaptı konuya. Böyle hani o siz o dönemleri anlatırken ben gözümde canlandırıyorum. O dönemde yaşamak ne kadar güzel bir şey olabilirdi diye. Çünkü baktığımızda toplumumuzda yozlaştığı, belki de hiçbirinin olmadığı, artık işlevselliğini de yitirdiği bir dönemdeyiz maalesef. Yardımlaşmak hocam, toplumumuzdan girmişken toplumumuza kazandırdığı ne var? Bu anlatılan dernekler, işte dedik ya camide olsun, başka bir yerde olsun, bu olan derneklerin toplumumuza kazanımları nelerdir evet hocam? Yardımlaşma üzerine tabii materyalistleşme, endüstrileşme, kişilerin kendilerine dönmesi ve kendi karlarını maksimize etmesi üzerine kapitalizm adında bir sistem beraberinde getiriyor. Fakat kapitalistleşen, endüstrileşen ülkeler de önceki dönemlerden bir şeyleri kaybettiklerini, toplumda bazı çözülmelerin meydana gelmesiyle, özellikle ailenin çözülmesinin meydana gelmesiyle gözlemliyorlar. Ve bu anlamda yardımlaşma psikolojide prososyal davranış adı altında tanımlanarak araştırılan bir meseledir. Prososyal davranışla ilgili Kanadalı araştırmacıların bir çalışması var. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda Avrupa'yı ve Amerika'yı etkileyen, çok alışık olmadığınız bir kriz oldu. Evet. Ve işte sosyal refah düzeyi çok yüksek olan ülkelerde de, hani 3. dünya ülkeleri ya da gelişmekte olan ülkeler gibi tanımlanan ülkelerin dışındaydı bu ülkeler. Fakat ciddi anlamda işsizliğin, işte ülke çapında ekonomik krizin yaşandığı bir dönem oldu. İşte bu ülkeler bazında yapılan geniş kapsamlı bir çalışma bu. Şöyle bir şey değerlendiriyorlar. Kişinin geliriyle sosyal ilişkilerinin kalitesini, niteliğini mutluluk bazında araştırıyorlar. Hangisi daha fazla insanları mutlu ediyor? Ve burada baktıkları şey, sosyal ilişkilerinin kalitesi derken değerlendikleri, baz aldıkları şeylerden birisi de prososyal davranış. Ne kadar verici ilişkilerinde? Başkalarının ihtiyaçlarını görüp, o ihtiyacı onun sıkıntısını gidermek için, kendine bir kar amacı ya da bir çıkar gözetmeksizin. Çünkü prososyal davranışın içeriğinde tamamıyla karşı tarafı memnun etme, onun iyi hissetmesini sağlamı var. Kişinin çıkarı olduğunu prososyal davranış olarak değerlendirilmiyor ki bu bizim değerlendirmemizde aslında sadakaya giriyor biraz, infaka giriyor. Buna baktıklarında çok ilginç bir şey buluyorlar. Prososyal davranış gelirin kendisinden daha fazla yaşamdan tatmini belirleyen, onu predikte eden bir faktör. Yani yıllık geliri çok olanlar değil, sosyal ilişkilerin kalitesi yüksek olanlar, yani daha çok verenler daha mutlu. Evet. Ve bunun toplum bazında değerlendirilmesiyle ilgili de şöyle bir sonuca varıyorlar. Diyorlar ki prososyal davranışı, yardımlaşma davranışı çok olan toplumlarda sosyal bir sermaye ortaya çıkar.
Bu bir sosyal sermayedir ve sosyal sermayesi güçlü olan, sosyal sermaye birikimi fazla olan toplumlar kriz zamanlarına karşı bir çeşit bağışıklık kazanırlar. Bir çeşit direnç kazanırlar. O toplumu sarsan olaylar, politik olabilir, ekonomik olabilir, evet, başka türlü olabilir, siyasi olabilir. Bu tür durumlar karşısında o toplum daha dirençli. Dikkat ederseniz hocam, hani şey var ya, Türkiye'de yaşadığımız afetler. Evet. O aslında bir patlama noktası insanların. Yani yardımlaşmada görüyoruz televizyonlarda. Birçok sahnede o can kurtaranların, gece gündüz yatmayanların, oraya hani kamyon kamyon erzakların, kıyafetlerin gittiğini biliyoruz. Evet. Ve bunlara şahit oldukça gerçekten insan gözyaşlarını tutamıyor ekran karşısında. Şimdi Türkiye ile Batı'yı kıyasladığımızda, baktığımız zaman belki hani daha bir can havliyle, özellikle afet zamanlarında toplumumuzda bunu görüyoruz. Evet. Ama hani eksikliklerinden de şikayet ediyoruz belki toplumumuzda. Bu genelde evet, koordinasyon problemi vesaireler, evet, yaşıyoruz. Fakat Türkiye'nin içinden geçtiği şartlara, jeopolitik konumunun zorluğuna bakılırsa, Türkiye gerçekten sosyal kapitali yüksek, krizlere karşı dayanıklılığı, direnci yüksek bir ülke. Hocam. Ve bunun arkasında işte prososyal davranışın, evet, birey bazında, toplum bazında güçlü olması var ki istatistikler de bunu söylüyor. Yani son yıllarda, son geçtiğimiz yılda Türkiye'nin ülke dışına yaptığı yardım harcaması 3,5 milyon dolar. Müthiş bir rakam. STK'larınkini de içine alacak şekilde. Bu ciddi bir rakam. Evet. Şu anda mültecilere yapılan, evet, yardım. Evet, yani sadece herkese. Suriyelilere yapılan yardımın 1 milyar dolar olduğunu biliyoruz. Evet. Dolayısıyla 1 milyon dolar olduğunu biliyoruz. Çok ciddi bir sosyal kapitale ve toplumun virüslere, toplumsal sıkıntılara, dışarıdan gelecek sıkıntılara karşı bağışık olmasını getiriyor. Ve aynı zamanda bu sosyal kapital, prososyal davranışın, yardımlaşma davranışının güçlü olduğu toplumlarda daha az kaygıyı, evet, toplumsal anlamda daha az stresi beraberinde getiriyor. Toplumun stres düzeyi daha düşük, kaygı düzeyi daha düşük. Çünkü daha önce kendisinin yardım ettiği gibi başı dara düştüğünde birilerinin de çıkıp ona yardım etmeye geleceğine dair bir his yaşıyor birey orada. Yalnız değilim. Başıma, evet, bir şey geldiğinde elbette ki kapımı İyi çalacak bulunur. Birileri olacak. Evet. Demek aslında güven duygusu, evet, yine. Belki bunu bu kadar emniyetli bir şekilde bizim toplumumuzda da yaşamıyoruz, evet, ama yine de hani o kadar çok vakıf var hala, o kadar çok dernek var, devletin bu anlamda çok güçlü imkanları var. Bu anlamda hani çok ciddi bir yoksunluk ve terk edilmişlik hali yaşamıyor birçok insan inşallah birçok Batı ülkesine kıyasla diyebiliriz. Hani toplumsal yardımlaşmadan girdiğimizde yine az önce siz bahsettiniz ya hocam, kişisel anlamda, bireysel anlamda bize kazanımları var toplumsal, az önce bahsettiğiniz gibi toplumsal bağlamda baktığımızda. Yardımlaşmanın Rüfet hocam bir de nefsi arınma yönü var. Bu boyutundan baktığımızda insanın nefsinin eğitiminde ya da kamil olma yolunda giderken yardımlaşmanın önemi nedir hocam? Şimdi mal ve servet tutkusu ve biriktirme arzusu, evet, nefsin sahip olduğu duygulardan bir tanesi. Dolayısıyla bir yönüyle belki bunun da olması gerekiyor hayatın devamı, idamesi için. Ama bunun haddini aşma noktasına gitmesi bir manevi problem, bir manevi hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu hastalığın da nefsi emmare kaynaklı olduğunu ifade edebiliriz. İşte nefsi emmareyi eğitmenin, terbiye etmenin çeşitli yolları, yöntemleri var, hiç şüphesiz. Onlardan bir tanesi de vermek. Nasıl vermek? Yani insanın kendisini verirken cömert kabul etmesi, işte ben yapıyorum, ben veriyorum, ben yardım ediyorum ya da belki de hiç verilmeyecek bir şeyi. Yani zaten evinde işi kalmamış, ihtiyacı bitmiş olan bir şeyi kalkıp vermekle cömertlik yaptığını zannetmesi. Bütün bunlar haddi zatında gerçek anlamda bir hayır, bir yardım ve veriş değildir. Ya da istediği kadar versin ama bunu kendisinin yaptığını zannetmesi. Orada da bir nefis terbiyesi söz konusu değil. Bilakis nefsini, egosunu tatmin etme var. Yardım üzerinden. Yine ben yaptım. Tabii ben ki. Olmasam, ben vermesem onun durumu ne olacak diye katarak kendini bir yerlere koyma. Evet. Evet. Ve bir yönüyle de bu gizli şirktir. Evet. Yani yapılan bir işi, insanın bir hayır, bir iyiliği kendine mal etmesi, kendinden bilmesi onu şirke götürür. Allah muhafaza.
gizli şirk, dünyaya karşı olan meyil olarak da ifade ediyor Efendimiz. Ayet-i Kerime'de de Rabbimiz siz acil olanı, yani dünyayı seviyorsunuz, arzu ediyor, istiyorsunuz ve ebedi olanı, ahiret yurdunu ise unutuyorsunuz diyor bize. Ve sizler yetimi doyurma, hayır yolunda iyilik yapma noktasında birbirinizi teşvik etmiyor. Birakis malı çok seviyorsunuz, yığın yığın biriktiriyorsunuz diye de bizim bu yönümüzü eleştiriyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi bütün bunlardan hareketle bir husus daha var. Yine Beled suresinde çok önemli bir vurgudur o. Nedir hocam? Sarp yokuşu aşmaktan bahsediyor Rabbimiz. Hmm. İnsanın önünde aşılması gereken sarp yokuş, akabe diyor buna Kur'an-ı Kerim. Nedir o, sen biliyor musun diye de soruyor. Sonra bize anlatıyor o sarp yokuşun ne anlama geldiğini, nasıl aşılacağını. Köle azat etmektir. Yani esaret altındaki insanları o esaretten hürriyetine kavuşturmaktır. Biz bunu maddi ve manevi her iki türlü de anlayabiliriz. Yani her türlü boyunduruğa, her türlü manevi esarete yakalanmış insanların da bu noktada kurtuluşuna yardımcı olabilmek. Yetimi, yoksulu, dar zamanda akrabayı, garibi gözetebilmek, onların elinden tutabilmek. Bakın, sarp yokuşu aşmak. İşte insanın nefsiyle en büyük mücadele noktalarından birisi bu olacak. Ve ne kadar zorlu bir süreç olduğunu aslında vurgu yapıyor değil mi? Kamil insan olma yolunda yürürken insanın nefsiyle mücadelesinde işte bu mal sevdasını, dünyaya aşırı meylini terbiye edebilmesi önemli. Bu da ancak hem vererek maddi anlamda, tabii bu verme sadece parasal boyutlu değil. Yani biz yardım dediğimiz zaman bu işin içerisine kişinin bilgisiyle, emeğiyle, kuvvetiyle, efendim aklıyla, aklı selimiyle, zamanıyla, yani zamandan da vermek. Yani her halükarda Allah'ın bize rızk olarak, nimet olarak verdiği ne varsa, hem maddi hem manevi, bütün bunlarla bir başkasının yanında yer alabilmek, olmayanlarla bunu paylaşabilmek geniş anlamda bir infak ve yardımdır. Dolayısıyla böyle bir yardımın içerisinde ve yaparken de kendinden bilmeyerek yapmak. Hı hı. İşte nefsi terbiye etmenin ve kamil insan olma yolunda yürümenin gereklerinden bir tanesi bu. Böyle yürüyebilenleri de Rabbimiz müjdeliyor o zaman. Allah müminleri, canları ve mallarını cennet karşılığı satın almıştır. Biz yaptık dediğimiz zaman ve eğer karşılığında bir teşekkür bile olsa beklentiye giriyorsak, bu nefsi terbiye etmek değildir. Az önce de söyledik. Ben bunu Allah için yaptım deyip bırakmak değil mi hocam? Hakiki iyilik nedir? Verenin haddi zatında Allah olduğunu bilerek hareket etmektir. Biz de mülkün sahibi değiliz ki. Mülkün sahibi Allah'tır. Bizde olan onun emanetidir. Ve o emanetinden, hele hele eğer zekatsa konuştuğumuz şey, zaten o da fakirin hakkıdır. Bizdeki emanet de fakirin hakkıdır. O da bizde emanet dolayısıyla. Ona emanet sahibine emaneti vermek, hakkı olana hakkını vermekten söz ediyoruz da. Nasıl olur da bunu kendimize, nefsimize nispet edebiliriz? Bana bir olayı hatırlattınız hocam. Yardım, ciddi anlamda yardım yapan birisinin söylediği bir şey, hani teşekkür ediyor karşıdaki. Ve o kişi şey söylüyor, bu bana ait değil. Bende emanet var. Bu emaneti emanet edenin rızası için sana emanet veriyorum gene. Verdiğim de sana emanet aslında. Evet. Çok güzel noktalara değindiniz hocam. Adamın da onu bilerek alması değil mi değil orada? Mi? Aynen. Teşekkürün yani ve şükrün sahibi aslında o verilen her neyse, bu meta olabilir, bu bir şey olabilir. Bunun sahibinin de Allah olduğunu bilerek hareket etmesi belki egoyu biraz daha kendini borç altında da hissetmemesi. Evet. Bir hocamdan dinlemiştim. Bir gün çok yağışlı bir günde bir yerden yürüyerek geliyor. Bir araba duruyor önünde. Sanıyorum elinde yükleri de varmış. İşte şoför teklif ediyor, nereye gidecekseniz ben sizi götüreyim diye. O da biniyor. Gideceği yere kadar bırakıyor beyefendi. İnerken diyor ki, yani böyle bir ders verme adına, şimdi sana teşekkür edeceğimi bekliyorsun ama diyor, benim bu yağmurlu günde darlıkta olduğumu bilen Rabbim seni bana gönderdi. Ben ona şükrediyorum. Seni de böyle bir hizmete vasıta kıldığı için sen de ona teşekkür edebilirsin diyerek iniyor. Güzel bir anekdot hocam. Gerçekten keyifli bir cevap olmuş. Aslında karşıdaki insan da orada hani ya bu ne diyor falan da diyemez. O kadar güzel bir yere bağlamış ki sonunu. O kadar samimi ve içten gerçekten.
Peki bu kadar konuşuyoruz hocam yardımlaşma konusunda. Biz nelere dikkat etmeliyiz hocam? Ne yapmalıyız yardım yaparken? Bunun bir kıstası elbette vardır. Evet. Yapmamız gerekenler, yapmamamız gerekenler. Buyurun hocam. Tabii yardımı yaparken biraz önce Ülfet hocamın da değindiği gibi yardım etme isteğinin verilişinin farkında olmak, verilmiş bir şey olduğunu, edinilmiş ya da sahip olunmuş bir şey değil, bütün o davranışı şekillendiriyor. Çünkü önce kaynağını doğru yerleştiriyorsunuz. Sonrasında bu davranışı yaparken harekete geçirdiğimiz bir mekanizma var, empati. Hı hı. Empati, karşımızdakini kendimizi karşımızdakinin yerine koyup ben onun yerinde olsaydım neye nasıl ihtiyacım olurdu, ne kadar ihtiyacım olurdu, bana nasıl verilmesini isterdim, ve bu sürecin nasıl devam etmesini isterdimle ilgili bir düşünme süreci. Burada eğer ben zaten emanet bilinci içerisinde verirsem sonuçta bir teşekkür dahi beklememe durumunda bulunurum. Bu karşımdakini bir kendimi üstün, karşıda ihtiyacı olanı daha alt bir hiyerarşi içerisinde bulundurmamayı beraberinde getirir. O zaman ben özne olurum, karşımdakinin durumunu düşünüp neye ihtiyacı olduğunu zihinsel olarak hesap edip davranışa geçen, yani aktif iyi olan, pasif iyiden, ay tüh şimdi işte Suriyelilerin sınırdakilerin çadır kentlere de yerleştirilemeyenlerin ne kadar üşüyorlardır, bebekler de dönüyormuş, vah vah tüh tüh. Şimdi burada duygusal empati kuruyorum. Tamam, bu bana niye verildi? Bana bu duygu hissettiriliyor. Rahim olan bir Allah var. Evet. Onun Rahim ismiyle o sırada işte temasa geçiyorum. Onun tecellisi. Ama pasif iyi olayım diye değil, acıyayım harekete diye geçirici. Değil, evet. Aktif iyi olayım diye. Ha, bana bu duygu verildiyse, bu duygu bana ne söylüyor? Bunun bir sebebi olmalı. Elinden, aslında fonksiyonel bir şey tabii üretmen ki, gerekiyor. Tabii ki, duyguların hepsinin verdiği mesaj vardır. Ben o acıma ya da merhamet etme ya da o hissettiğim yoğun duyguların bana verdiği mesajı alırsam eğer, o mesajın gereğince aktif iyiye doğru geçiş yaparım. Aktif iyi de karşım bana verilen bu duyguyu, bana emanet olarak verilen, işte bu her şey kendi cinsinden şükrü eda edilir değil mi hocam? Belki zamanımı ayıracağım. Diyelim ki bir psikoloğum, gideceğim orada çalışacağım ya da mülkümden, malımdan oraya infak edeceğim ya da başka bir şekilde hiçbir şey mi yapamadım, dua edeceğim. Evet. Dua edeceğim onlar için. Bu durumda elimden gelen ve bana emanet olarak verilen şeyi onunla paylaşma durumundayım. Ama onunla paylaşırken de kaynağı kendim bilmeyince onu da özne durumunda tutuyorum. Kendimi de özne durumunda tutuyorum. Yani nesneleştirmeme, yardım etme sürecinin çok önemli bir kısmı. Hı hı. Çünkü nesneleştirdiğimiz kişileri aynı zamanda ötekileştirebiliyoruz. Tabii, evet. Çok kolayca. Nesne ya, öteki. O zaman ötekileştirdiğimde onun bana teşekkür etmesini, onun bu yardımı hak etmesini, onun yardıma gereksinim duymayacak şekilde gereğini yapmasını vesaire vesaire düşünüp onun hakkında suizanlara girebiliyorum. Onun duyguları, düşünceleri ya da ihtiyaçları üzerinde tasarruf hakkına, evet, kendimi sahipmiş gibi görebiliyorum. Yani Allah muhafaza, niyetimden ta ne kadar uzak yerlere düşebiliyorum. İşte kibre girebiliyor, riyaya girebiliyor, başka bir türlü bir sürü şeye girebiliyor. Ve psikolojik anlamda da burada bir fayda hasıl olacaksa insana ruhsal olarak o zaten heba oluyor işte. Evet, evet. Çalışmalar bunu söylüyor zaten. Yani hani hiç din anlamından olaya bakmayan çalışmalarda bütün bu süreçlerin, evet, kişinin psikolojik anlamda edineceği olumlu hallere engel teşkil ettiğini söylüyor. Dolayısıyla en başta sağlıklı bir zemin üzerinden sağlıklı bir niyetle harekete geçip aktif iyi olup karşımdakini de özne olarak görüp o özneyle bir paylaşma ilişkisi içerisinde olup empatiyi hiç elden bırakmayarak sürekli eş, senkronize bir şekilde onu da sürekli muhtaç durumundaymış gibi zannetmeyip kendimi de sürekli sahipmiş gibi konumunda hissetmeyerek
bu ilişkiyi en sağlıklı kıvamda tutabiliriz. Belki, bunlar dikkat etmemiz evet, gereken temel şeyler. Bu konuda da atasözlerimiz, deyimlerimiz var ya hani iyilikten maraz doğar. Belki olumsuz bir deyim oluyor. Maalesef kullanabiliyoruz. Birinin başına bir şey geldiğinde, iyilik yaptığı birinden farklı bir şey gördüğünde iyilikten maraz doğar. Ben sana demiştim, yapmayacaktın. Hı-hı. Öte yandan şimdi bu nesneleştirmenin sonucu. İşte, onu özne olarak görmüyorsunuz. Evet. O insan bir kötülük ya da yanlış bir şey yaptığında iyilikten maraz doğar oluyor. Ve iyiliği, merhameti o kişiye yaptığınızı zannediyorsunuz. Hani Allah için de. Evet. Evet. İşte burada yine kişiselleştirerek yaşamak. Evet. Hocam hani yardımlaşma hususunda dikkat etmemiz gereken neler var diye konuşurken aklıma şey de geldi. Bu gösteriş mevzusu. Maalesef büyük hatalardan birisi yardımlaşma yaparken gösterişe düşmek. Kameralar önünde, canlı yayınlarla ya da işte kampanyalarla ama bunu negatif yanları elbette pozitif yanları da vardır ama negatif yanlarına baktığımız zaman buna şahit oluyoruz çok fazla. Reklam amacı gütme, kameralar önünde yapma. Dinen bunu nasıl değerlendirmek lazım hocam? Tabii bu konuda evet böyle mi örnek olmalıyız? Bu sorgulanabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hem sözleri hem davranışlarıyla üsvetün hasene olan, bizim en güzel örneğimiz olan Resulümüz diyor ki bize hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde Allah-u Zülcelal kendi arşının gölgesi altına alacağı kimseler var. Ve bunları 7 grup halinde zikrediyor. Evet. 7 farklı özelliğe sahip kimseler. Bunlardan bir tanesi de kimler? Sağ elinin verdiğini yaptığı iyiliği sol elinin haberi olmayacak şekilde yapanlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Müthiş. Şimdi bugünün o bahsettiğiniz gösteriş, reklam, kameraların, canlı yayınların önünde yapılan mı insanı arşın gölgesine taşıyacak olan yoksa sol elinden sağ elinden nasıl gizleyebilirsin? Bu kadar değil barizken mi? Bile yani, bu kadar hassas bir noktaya temas ediyor evet, aslında. Bu ne demektir? Bu tamamen Allah'ın bilmesini, meleklerin bilmesini yeterli görerek onun dışında gerekirse hiç kimseyle paylaşmadan iyiliği ve hayrı gizli tutabilme olgunluğunu göstermektir. Bunun ucunda ne var? Karşı tarafın rencide olmaması, hani az önce konuştuğumuz nesneleştirmeme, ötekileştirmeme, onun onurunu incitmeme de var. Karşı taraf bilmezse iyiliğin nereden geldiğini o kişiye karşı minnet borcu da duymayacaktır. Sadece Rabbinden bilecektir bu iyiliği o da. İşte sadaka taşlarındaki espriyi de buydu az önce söyledik. Ne veren belli ne alan belli. Şu ayet-i kerimede diyor ki Rabbimiz siz sadakalarınızı açıktan verirseniz bu güzel bir davranıştır. Yani her zaman da gizli olmayabilir ya da öyle bir ortamdır ki birileri de ona şahit durumda olabilirler. Burada kasıt değil, niyettir önemli olan. Yani illa göstereyim, duyurayım değil ama siz onu yaparken birileri şahit olmuştur. Bunu da kınamıyor Rabbimiz. Bu güzel bir davranıştır diyor ama arkasından da eğer diyor verdiklerinizi gizli verirseniz bu daha hayırlıdır. Ve siz her ne yaparsanız yapın Allah ondan haberdardır. Kalpteki niyetlerden de yapılan davranışlardan da. Çünkü Allah'ın haberdar olduğunu bilmek bize yetmiyor mu? İlla birilerinin de haberdar olmasını evet. isteyelim, bekleyelim. Ve meleklerin bilmesi dedik. Onlar da bilecek ve yazacaklar amel defterinize. İyiliği de kötülüğü de. Şimdi diyor ki yine Efendimiz bize melekler diyor dua ederler. İyilik yapan bir kimse için. Ya Rabbi o verdi, onun verdiklerine karşılık sen de ona ver. Yeri eksik kalmasın. Yani verdiğinin karşılığını daha fazlasıyla ve güzeliyle alması için meleklerin duası yetmiyor mu? Başkalarından teşekkür, iltifat bekleyelim, takdir bekleyelim. Yine bir hadiste ki ben çok etkilenmiştim bunu okuduğumda. Allah için iyilik yapıp bunu gizli tutan, kimsenin bilmediği şekilde yapan bir kimseden diyor Allah razı olur ve ama Allah isterse bir gün onu duyurur. Kişi gizledi ama Allah açığa çıkarıyor ve bu kişi diyor iki türlü sevap kazanmış olur.
ecir alır o amelinden. Birincisi gizli yaptığı için, sadece Allah'ın rızasını düşündüğü için. İkincisi açığa çıktıktan sonra yaptığı o güzel davranışla başkalarına da örnek olduğu için. Gizlemiş i̇şte, olduğu için örnek oluyor, evet, değil mi? Hem yapma hem gizleme, evet, iki türlü örnek. İşte şimdi Allah kimse isterse, bilmiyor, kim çıkarıyor ortaya? Değil mi? Allah isterse onu onare ediyor bir şekilde. Yani belki o onarenin toplum olarak bunu duyduklarında söyleyecek, Allah razı olsun yani ne güzel iş yapmış. Evet. Yine başkalarının duyması da onlara vesile, onun dua olmasına da vesile olmuş, evet, oluyor aslında. Şimdi böyle bir iyiliği burada açığa çıkaralım mı? Bakın bir müftümüzden dinlemiştim, bir il müftümüzden. Karadeniz'in bir ilinde görev yaptığı dönemde işte orada bir dağ köyünde şey yapıyorlar, hafızlık merasimi, icazet merasimi gençlere. O merasim için diyor bindik arabaya, işte 5 kişi kadar gidiyoruz, müftüler var, müftü yardımcıları, hoca efendiler arabanın içerisinde, dağı tırmanıyoruz diyor. Yolun bir yerinde bir nine çıktı önümüze, pür telaş arabaya işaret ediyor durun diye. Durduk diyor, indik arabadan. Hayırdır nine, ne oldu? Kantar içinde kalmış, yorulmuş, besbelli, kim bilir ne kadar yürüdü geldi caddeye diyor. Ve koca bir çuval yanında. Dedik ki nine ne yapıyorsun, yani nereye gidiyorsun, bizi niye durdurdun, sana nasıl yardım edebiliriz? Evladım siz nereye gidiyorsunuz? Şu ileride dağ köyünde şey var, bir hafızlık yatılı kurs var, oraya mı gidiyorsunuz yoksa? Evet nine, oraya gidiyoruz, oradaki hafızlık törenine, duaya. Evladım benim oralara gidecek imkanım yok. Ay. İsterim ki orada hafızlık yapan o çocuklar bir şeyler yiyip içsinler. Onlara yardım etmek isterim, maddi gücüm yok. Ama bu fasulyeleri tarlamdan topladım. Ay kıyamam. Bunları oraya götürürseniz, kursa götürürseniz memnun olurum. Aldık çuvalı diyor. Nine arkamızdan dualar etti. Şimdi bakın, Karadeniz'deki o ninemin ne reklam derdi var, ne birilerine dağın duyurma derdi hocam, var. Dağın başında birileri çıkmış önüne. Allah ya, için evet, düşmüş yollara, yetim çocuklara fasulyesini gönderiyor tarlasının. Ama Allah bugün ekranda onun iyiliğini açığa çıkarıyor. Hocam ya, ağzınıza sağlık, ne güzel oldu. Allah binlerce kez razı olsun demek düştü bize de burada. Evet, ve örnek almak. İyi kesinlikle ki böyle güzel insanlarımız var. İyi ki onlarla aynı gök kubbenin altında yaşıyoruz. Elhamdülillah. Bu örnekleri çoğaltmayı Rabbim bize lütfeylesin. Allah eksik etmesin onları bize. Türkiye'nin veya dünyanın bizim belki ismini bile duymadığımız yerlerde ne iyilikler yapılıyor. Evet. Hepsi Allah rızasına ersin diyoruz hep. Evet. Bayağı bir duygulandırdı beni bu öykü ama öykü derken tabii ki realite. Şöyle bir durum var hocam. Yaptığımız yardımlar, elbette burada çok güzel bir yardım örneğini dinledik. Ama rencide olan kardeşlerimiz var yardım ederken. Gizli de yapılsa rencide olabiliyor. Bunların ruh hallerini konuşalım mı biraz hocam? Yani belki etrafında şu an bizi izleyenler var. Etrafında böyle naif, gerçekten yardımından ne kadar hassas davranmalı ki daha az rencide olsun ya da hiç olmasın gönül ister. Evet. Onların ruh hallerinden bahsedebilir miyiz? Tabii rencide olma, yaşanılan o durumu, bu fakirlik olabilir, bu hastalık olabilir, bu yalnızlık olabilir. Birçok farklı durumda insan birinin yardımına ihtiyaç duyar. Yalnızsa yanında, yani yalnız, yaşlı, çocuklarının kendisini işte bir huzurevine, evet, terk ettiği birisi. Diyelim ki kameralar geliyor ve işte bayram günü biz işte falanca huzurevindeki teyzeyi ziyaret ettik. Çok şimdi teyze en popüler orada örneğiydi hocam. Evet. Teşekkür ederim hatırlattığınız için. Çünkü teyze, orada sorulan oğlunuz en son ne zaman geldi? Evet, yani ölüm maalesef diyor ki ciğerini dağılıyor zaten onun. Şimdi kendi yaptığı şeyi ortaya çıkaracak, tabii, belki de. Ne kadar güzel bir davranış olduğunu. Ama hani neredeyse teyzenin başına basarak yapıyor onu. Ya da kalbini inleterek yapıyor onu. Birincisi bu davranışın kendisi bizatihi kötüdür. Evet. Şimdi bu davranışı meşrulaştıracak hiçbir şey yok. Ben bu tür ziyaretlerde kendilerinin fikri alınmadan, onayı alınmadan, biz geldik işte ziyaret ettik, şak 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 fotoğraflar, kameralar, çok ahlaken de doğru değil, psikolojik anlamda da yanlış olduğunu düşünüyorum. Teşhir olunmamaları çok önemli. Burada o teyzemizin, o teyze üzerinden gidiyoruz misal olarak. Yalnızlığı, kendi eksikliği, çocuklarının kötülüğü üzerinden konumlandırması da teyzenin rencide olma sebebidir. Kötü bir anne miydi de
oraya bırakıldı? Ya da evlatları çok kötüydü de mi? Kötü diyorum burada. Yani öz itibariyle. Hı hı. Onu oraya terk ettiler. Hayır, bu imtihan olabilir. Yani kızı vardır, eşi izin vermiyordur. Çocukları vardır, çocuklarını düşünüp susuyordur. Kendisi çok aslında müspet bir hayat geçirmiştir, kulluk etmiştir Allah'a, ama imtihandır böyle bir imtihan. Dolayısıyla kişinin yaşadığı o halet durumu, fakirlik, hastalık ya da yalnızlık gibi durumu bir imtihan olarak bilmesi, bir suç, bir ayıp, bir başka cezalandırma olarak düşünmemesi, o onun hafiflemesi durumunda alacağı bir yardım esnasında rencide olmamasını, onu direkt Allah'tan bilmesiyle, Allah'ın bir ikramı, bir lütfu, bir müjdesi, bir rahmeti olarak değerlendirmesi çok önemli. Yani biz bilişsel psikolojide şunu söyleriz, bu temel çerçevedir. Yaşadığımız olaylar değil, o olaylara yüklediğimiz anlamlardır. Hangi duyguları yaşayacağımızı belirleyen, hangi davranışları göstereceğimizi belirleyen. Evet. Yardımı ederken de bu böyle, yardımı alırken de bu böyle. Ben o kişiden bilirsem eğer, çöp dahi olsa kendimi incinmiş hissedebilirim. Ama ben Rabbim onu, Üfet Hocam'ın anlattığı gibi, o beyefendinin söylediği gibi, Rabbim onu aracı etmiş de göndermiş. Onun hissesi nedir? Bir postacı mektubu getirdiğinde postacıya ne kadar sevgi gösteriyorum, ne kadar itibar ve teşekkür ediyorum. Nazik İnsani davranıyorum olarak, o kadar. Burada belki de en yaptı diyorum. En büyük rol demek ki yardım yapan da, yani minnet beslemesine sebep olmak istiyor ve minnet bekliyor. Karşıdaki insanı bunu hissedip hissettirmemekle alakalı işte, yani sonu. Hissetme konusunda radarlarımızı ne kadar açıp açmadığımızla da alakalı. Evet. O hissettirmeye çalışır belki de. Sen ama nasıl ben okuyacaksın? Hiç oralı olmazsam o kişinin dediği gibi. Allah sana bana bunu gönderdi ama seni de aracı etti. Sen de bunu sevinç şeklinde yaşatırsam ben ona da örnek olmuş olurum. Ona da kendini doğru yere koyması adına aslında rehberlik etmiş olurum. Belki yolunu şaşırdı çünkü. Evet. Bu anlamda algımız çok önemli. Nasıl anlamlandırdığımız çok önemli. Ama elbette ki herkesin kendi üzerine düşeni yapması lazım. Yani yardımı ederken de incelikle düşünmeliyim ki karşıdaki tarafın, hani veren elin Rabbin eli olduğunu bilmesini kolaylaştırayım. Evet. Benim elim olduğunu Kur'an-ı değil. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bize o kadar aslında öz şeyler söylenmiş ki. Mesela hani az önce iyiliğin ya da yapılan hayrın işe yaramayan cinsten olmaması gerektiğini söylemiştik. Orada bir ölçü veriyor Kur'an-ı Kerim. Diyor ki eğer siz iyilerden olmak istiyorsanız, bir takvaya ermek, ebrar sınıfına dahil olmak istiyorsanız sevdiklerinizden infak edeceksiniz. Evet. İnsan en çok neyi seviyorsa onu Allah için verebilmek. O yüzden şehadet peygamberlikten sonra en yüce makamdır. Çünkü siz orada canınızı ortaya koyuyorsunuz. Evet. Ve yine İnsan suresinde de onlar fakiri, yoksulu, yetimi, esiri, yedirir, sahip çıkarlar. Ve derler ki biz sizden bir karşılık ya da teşekkür beklemiyoruz. Biz bunu sadece ve sadece liveçhillah, Allah rızası için yapıyoruz. Sizden hiçbir karşılık beklemiyoruz. Biz azabı çetin olan bir günden korkuyoruz. Rabbimiz de diyor ki biz de onları o günden koruruz. Evet. Yani iyiliğin karşılığının ancak Allah katında mükafatının, ödülünün var olduğunu bilerek hareket etmek önemli. Peki biz nereden başlayacağız hocam yardımlarımızı yapmaya? Şimdi şöyle bir bakıyorum, yardım derneklerinden bahsettik. Hala günümüzde şu an var aktif olan. Bir sürü güzel yardım dernekleri var. Birçok insana el uzatıyorlar elbette her anlamda. Ama öte yandan gerçekten yardıma muhtaç olan komşumuz var başucumuzda. Akrabamız var, aile bireylerimizden var. Farklı evlerde yaşasak da, aynı evde yaşasak da. Şimdi yardım yapmaya bu durumda biz nereden başlamalıyız? Acaba diyorum ki bazen bir yetimin başını okşayarak ona güven duygusunu vermek bile bir yardımken biz bunları unutuyor muyuz? Sadece bu derneklere mi odaklıyız hocam? Bir ayeti hatırlayalım yine. Her cuma günü minberde hoca efendilerin okuduğu, cemaate hatırlattığı bir ayettir bu. Orada diyor ki Rabbimiz Allah size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara, akrabaya yardım etmeyi emreder. Hı hı. Fenalığı ve kötülüğü yasaklar.
düşünüp tutasınız diye de size böyle öğüt verir. Yani hakikatte vaaz eden, bizi uyaran Yüce Rabbimizdir. Şimdi bakın burada yakınları önce zikrediyor Rabbimiz. Bunun gibi daha birçok ayet de var. Efendimizin Aleyhisselam'ın tavsiyeleri de var bu noktada. Mesela gelip de benim içim daraldı, bir günah işledim, sıkıntıdayım ya Resulallah diyen bir gence Efendimiz, annen var mı, annen baban hayatta mı? Hayır değiller. O zaman teyzen var mı? Var. Peki git teyzene iyilik yap demiştir mesela. İşte bir başka seferinde Efendimizle birlikte cihada çıkmak isteyen bir genci, annen baban hayatta mı? Evet ya Resulallah, senin cihadın annenin babanın yanındır. Onların yardımında, bakımında olman, bu vazifeni yerine getirmendir diyerek huzurundan göndermiştir. Dolayısıyla iyiliğe, yardıma hiç şüphesiz öncelikle akrabalarımızdan başlamakla sorumluyuz. Evet. Maddi anlamda da, zekat sadaka konusunda da böyle, manevi yardım anlamında da. Ama yardımı sadece buna da has kılmamak lazım. Yani az önce çok çok güzel ifade ettin. Yani biz evet vazifemizi bugün üstlenen STK'lara, yardım derneklerine yükleyerek işte bir internetin tuşuna, şey özür diliyorum, bilgisayarın tuşuna dokunup internet aracılığıyla hayrımı gönderdim. Benden zekatımı yolluyorum. Evet, her ay maaşımdan otomatik ödeme yapılıyor. Ben zekat da veriyorum, sadaka da veriyorum, hayır yapıyorum. Hayır. Dokunma nerede? Dediğin gibi arama nerede? Sorma nerede? Geçen burada bizim camimiz, Ahmet Haseki Camii'nde bir Suriyeli hanımefendi cuma namazına gelmiş küçük çocuğuyla. Çıkışta tanıştık. Az çok Arapça konuştuğumuzu öğrenince biraz muhabbet etti. Ve dedi ki ben ziyaret edilmek istiyorum. Lütfen evime gelir misiniz? Çocuklarımla beni ziyaret eder misiniz? Belki onun ana dilini konuşmanız bile, hocam şimdi geldi aklıma değil mi? Ona büyük bir iyilikti. Evet. Yani o dili konuşacak birini bile bulmak onun için bir nimet gibidir hocam. Evet, yani şimdi ve o ziyaret Allah nasip etti arkadaşlarımızla. O çocukların sevincini görecektiniz. Aynen. Evlerine birilerinin gelmiş olmasından duyduğu sevinci, etrafımızdaki dolaşmalarını. Yani burada mesele sadece maddi anlamda bir şeyler yapmış olmak değil. Birçok insan belki onu beklemiyor, ona da ihtiyacı yok. Ama bir kapının çalınmasına ihtiyacı var. Halinin sorulmasına ihtiyacı var. Evet. Ben yurt dışında bir arkadaşım, bir gün bir cuma günü bizim teyzelerimizden bir tanesini, bir dul teyzeyi ziyaret etmek için gidiyor. Fakat evler yan yana, karıştırıyor, çok benzetiyor demek ki, numarasını da hatırlamıyor. Bir başka kapının ziline basmış yanlışlıkla. İçeriden de yine yaşlıca bir hanımefendi açıyor kapıyı neden sonra. Karşısında arkadaşı görünce özür diliyor. Yanlışlıkla basmışım, ben başka birisine gelmiştim aslında. Kadın diyor ki özür dileme lütfen, ne olursun evime gel. Üç aydır kapımı çalan yoktu. Benimle bir kahve fincan içer misin diye yalvarıyor. Arkadaş da diyor ki yani çok acelem vardı, giremedim o anda, içim yandı diyor. Onun yalvarmasına. Bu da bir vesileydi belki, o yanlış çalma. İşte hani Allah'ın istediği bir muradı var. Her olan olayda Allah'ın bir muradı var ki bu oluyor diyoruz ya hocam. Evet. Bu da onun bir örneği. Yanlış da olsa zilleri çalmamız gerekiyor. Kapıları tıklatmamız gerekiyor. Gönül kapılarına, gönüllere ulaşmamız gerekiyor. Manevi yardım demişken hocam, yani aslında buradan duyurmak gerekiyor. Bunları dile getirmek gerekiyor. Konuşulmuyor çünkü. Belki de hani biliyoruz hatalarımızı ama duymak istemiyoruz ya. Ona biraz vurgu olsun diye söylemek istiyorum. Anne babasını başından atanlar. Sadece belki artık şeye de geçtim, hani hiç maddi olarak da yardım yapmayan var, muhtaç duruma düşen anne babasını. Bazıları da otomatiğe bağlıyor bazı şeyleri. İşte evine temizlikçisini gönderiyor, işte yemeğini yaptırıyor. Ama bayram tatillerinde, hafta sonu tatillerinde ülke ülke gezip yeni yerler keşfediyor. Şimdi bunları tabii ki ayıplamak ya da kınamak amaçlı söylemiyorum. Fakat annesi kapıda, gözü kapıda beklerken dünyanın bir ülkesindeki bir işte bir harika bir heykeli ya da bir müzeyi görmeye gitmek, vicdan buna nasıl el veriyor? Ben bunu gerçekten çoğu zaman düşünüyorum. Özellikle o bayram zamanlarında, tatil zamanlarında hocam. Bu konu gerçekten aslında son zamanlarda hani trend dediğimiz bir moda oldu. Artık aile ilişkilerinde yardımlaşma yok. Ben merkezcilik. Benim tatilim var, bir bayramım var, çıkacağım, gezeceğim. Hiçbir tatil, görülen hiçbir ülke, annenin ağzından duyulacak bir duanın,
babanın ağzından alınacak bir tatlı sözün yerini tutamaz. Bunu insan ne zaman anlıyor, ne zaman kabre koyuyor? Evet. Ondan sonra gidiyor kabrin yolunu aşındırıyor. Annem çok kıymetliydi, babam çok değerliydi, ağlıyorsun. Git mezarını altından yaptır, ne kıymeti var? Bitmiştir. Hayattayken onu aramadıktan, sormadıktan sonra. O yüzden hele ki bayram günlerinde evet, dediğin gibi bu kesinlikle. Çok daha acı bir durum. Şey var ya hani bu evet yardımlaşmadan bahsettik çocuklardan belki vazifelerimizden ama evet yakınlarımıza yardım ediyoruz. Kimlere yardım etmeliyiz var. Tabii ki kimlere yardım etmemeliyiz diye bir konuyu konuşmuyoruz ama. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ister zalim olsun ister mazlum olsun din kardeşlerinize yardım ediniz buyuruyor. Şimdi etrafımızda zalim bir insana yardım yapmak ister miyiz? Ya da istemez miyiz? Biraz bunun psikolojisini konuşmak istiyorum evet. Hocam. Sonuçta bizim düşmanımız örneğin ciddi anlamda bir husumetimiz geçmiş arada ama gerçekten yardıma da ihtiyacı var. Biz ona yardım yaptığımızda bu düşmanın psikolojisi nasıl olur acaba bize? Ya da bizim ona karşı yaklaşımımız. Zalime nasıl yardım edilir? Bir başka soru da güzel bir başka pencereyi açtık. Buyurun hocam. Evet. Geçenlerde aslında böyle bir olay dinlemiştim bir arkadaşımdan. Hani siyasi görüş anlamında tam kendisine zıttı yönde düşünen hatta kendisi gibi işte örtülü olanlara düşmanlık besleyen bir arkadaşı arkadaşıyla otobüste karşılaşıyor. O karşılaştığı arkadaşı o gün cüzdanını evde unutmuş ve kıvranıyormuş. Okula da geç kalmış öğretmen bir hanımefendi. Hani şoför ikide bir işte inmesini söylüyor. O da geç kaldım şimdi birisi biner. Ben ondan alırım borç şeklinde ya da işte onu ben hep bu duraktan biniyorum, hep zaten buranın yolcusuyum şeklinde ikna etmeye çalışıyor. O sırada bu benim tanıdığım kişi çıkıyor, biniyor otobüse. Yüzündeki sıkıntıyı görüyor, hayırdır ne oldu diyor, bir sıkıntın mı var? İşte böyle böyle cüzdanı unutmuşum, aa hiç sorun değil diyor. Çıkarıyor, işte bileti atıyor. Ve diyor ki bu olayı anlatan hanımefendi, sonrasında ben öğretmendim ve başörtüsü olaylarından dolayı öğretmenlikten atıldım. Evime beni ziyarete ilk gelen kişi oydu ve bana dedi ki senin o günkü davranışından sonra çok daha farklı bakmaya başladım sana. Çok daha iyi duygular hissediyorum seninle ilgili olarak. Yani senin bu acını gerçekten acım gibi hissediyorum. Şimdi bu ne demek? Yardımlaşma, o prososyal davranış olarak tanımladığımız şey eğer birbirimizi ötekileştiriyorsak, şucu bucu ya da şundan bundan, siyah beyaz, kadın erkek, üst alt şeklinde konumlandırıyorsak bizi birbirimize yakınlaştırıyor. Bunu hangi şekilde yapıyor? O yardım alma üzerinden adeta camdan bir duvar kırılıyor, empati hissetmemizi sağlıyor ve o yardımlaşma esnasında birbirimizin hikayesine vakıf oluyoruz. Bilmediğimiz şeyleri aslında öğreniyoruz. Evet. Belki kalp yumuşaklığı değil mi hocam? Ona kalbi yumuşatıyor. İşte empatiyle belki bunu kastetmek istiyoruz. Şimdi birbirimizin hikayesine paylaşılan bir nokta var, o yardımlaşma anı. Ne oldu? Artık kesişen bir nokta var aramızda. Ve ben bunu gerçekten hani veren el üstünlüğü psikolojisinde olmadan yaparsam bu bana emanetti. Bak Allah demek ki bugün seni dardan kurtarmak istemiş. Beni gönderdi sana. Ben de aracın oldum. Ne güzel. Bana da nasip oldu. Bu psikolojiyle de yapıldığında o kişi de onun ezilmişliğini hiçbir şekilde hissetmeyecek. Ve dolayısıyla arada bir kardeşlik, bir merhamet, bir kaynaşma duygusu, bir üfet muhabbet oluşacak. Bu çok kıymetli bir şey. Şimdi müminler kardeştir. Hani aynı dinden olduğumuz kişilerle bu kardeşlik duygusunu paylaşmak ve aynı dini paylaşmasak bile insan oğlu olarak birbirimizle ortak paylaştığımız o paydanın farkına varmak ve bu anlamda dünyada kardeşliği tesis etmek, barışı tesis etmek anlamında çok çok önemli. Hatta belki de bizzat mazlumsa o kişilere yardım etmek konusunda gayret sarf etmek gerekiyor. Osmanlı'nın Yahudilere yaptığı gibi. Değil mi? Çok büyük bir örnek. Ne kadar yani biz gurur duyuyoruz atalarımızla bugün. Her ne kadar geçmişlerin arada belki işte din anlamında paylaşılmayan bir şey var vesaire ama Osmanlı kucak açıyor. Ve bugün bizim ülkemizde yine aynı şekilde Kobani'de olanlar yani hiçbir ayrım gözetilmeden Kobani'den gelenlere
yardım eli açıldı. Onları hiçbir şekilde ötekileştirmeden. Bunu çok körüklemeye çalıştı da bir takım insanlar. Evet. Buna düşmedi devletimiz. Çünkü biz böyle bir geleneğin mirasını taşıyoruz. Bu anlamda hangi fikre, hangi dine, hangi cinsiyete ait olduğuna bakmadan mazlumsa eğer, zulüm gördüğüne ikna olduysak, tabii bu kriteri belki Üfet Hocam daha iyi değerlendirir. Kim Allah'ın kulu. Kim mazlumdur? Ya da mazlumluk kriterlerini bu anlamda bir özelliğe sahipse bakmayacağız. Suriyeli de bir, Ebola'dan mağdur olan Hristiyan bir, Afrikalı da bir bizim için ya da bir başka kişi de aynı kategoride. Hani aslında yardımlaşmanın evrensel diline vurgu yapmış oluyorsunuz. Ben onu algılıyorum. Öyle onları konuşurken aklımda bir görüntü hemen, böyle bir resim canlandı. Paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Şöyle bir baktığımızda hani haberlerde bir saldırı oldu geçen günlerde. Fransa'daki bu saldırıdan dolayı tabii ki biliyorsunuz Müslümanların adı başka bir konuma taşındı. Hepimizin içini yaraladı tabii ki bu. Orada o sokaklarda bir Müslüman kız, başörtülü, diğer Fransızlara gül dağıtmaya başladı. Yani aslında bu yaptığı dini adına bir iyilikti. Diyoruz ya çeşit çeşit, hani yardımlaşma deyince illaki bir meta koymaya gerek yok. Gülün sembolü Efendimiz. Ve o saldırının sebeplerine baktığımız zaman öyle bir iyilik yapmış oldu ki o gül metaforuyla. O sahneyi gördüğüm an böyle hani genzim doldu. Çünkü orada yapılan ne anlatılmak istemiyor bunu fark ediyorsunuz izlerken. Evet, evet. Müthiş bir şeydi bu baktığımızda yine hocam. Evet, ve size hissettirdiği duygu da aslında işte o anda çok önemli bir şeyi harekete geçiriyor. İmanı güçlendirme hocam, evet, değil mi? Evet. Bir söz söylüyorsun, insanın içini rahatlatıyorsun. Bir gülüyorsun, içindeki o dehlizden çıkarıyorsun. Baktığımız zaman iyiliklerin davranış ses tonunla ya, elini uzatmanla, verdiğin tüm sıcaklıkla. Bunları çoğaltabiliriz ama yardımlaşma ve hani diğer kamlık dediğimizde hep bir meta algılanıyor. Yine meta ile gidersek de hani böyle yardımlar yapıyor ailenin diyeyim babası. Ya biriktirdikçe biriktiriyor, taşıyor ya da savurdukça savuruyor. Bazı ailelerimiz var. Hatta çevremizi bunlardan şikayetçi oluruz. Malını tutamıyor, malının kıymetini bilmiyor diye şikayet edebiliyorlar eşleri. Şimdi biz yine bir orta yolu bulmak adına bu konuya da biraz değinelim mi Ülfet Hocam? Tabii o tavırlardan ikisi de uç nokta. Evet. Birine ifrat, diğerine tefrit diyoruz. Evet. Oysa İslam itidalli olmamızı gerektiriyor. Orta olan yolda yürümemizi tabiri caizse bizden istiyor. Ve ayet-i kerimeye baktığımızda da Rabbimizin bu noktada uyardığını görüyoruz. Elini biz boynuna bağlayıp büsbütün cimri olma fakat tamamen açıp savurgan da olma. İkisinin arası orta bir yol izle diyor. Yine bir başka ayette onlar harcadıklarında ne israf ne cimrilik ederler. Orta bir yol tutarak onu benimserler. Şimdi bakın hep burada neye işaret var? Düşünceli, evet, hareket etmeye, aklı denge, selimle hareket denge, etmeye, dengeli olmaya. Şimdi bunu el örneği üzerinden anlatmak istiyorum. Hı-hı. Yine bir hocamdan ödünç alarak bunu kullanıyorum. O şöyle yapardı elini bu konuyu anlatırken vaazlarında. İşte bir müminin eli böyle olmalı. Ne böyle? Ne böyle? Çok güzel. Böyle yaparsanız hiçbir şey gelen alamaz, kalmaz da zaten. Yani girmez daha doğrusu. Sizde de olmaz aslında. Bereketsin kalmaz. Böyle yaparsanız da kalmaz. Evet. Dolayısıyla böyle yapın ki gelen kalsın, isteyen alsın derdi. Ne kadar güzel. İktisat sahibi bir mümin olmanın işaretidir bu. Ama gün gelir. Şimdi bizi izleyenlerin aklında bir Hazreti Ebubekir örneği canlanıverir. Öyle bir an gelmişti ki artık orada herkesin her şeyini seferber etmesi gerekiyordu. İslam adına, dinin selameti, ümmeti Muhammed'in selameti adına. Ve aileleri o ölüm, belki ölüm muhtaç kalım durumlara noktasıydı düştü orası. Evet. Ve o ölüm kalım noktasında, ya hep yahiç noktasında Hazreti Ebubekir Efendimiz, evet, radıyallahu anh, sahabenin zengin denilebilecek önde gelenlerinden öyle çok getirmişti ki servetini. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Ya Ebubekir, bu nedir bu kadar? Ya Resulallah, ne var ne yok getirdin. Peki aileni düşünmedin mi? Evindekilere bir şey, eşine, çocuklarına. Allah ve Resulü onlara yeter. İşte
Ha, gün gelir, dem gelir, biz de böyle bir imtihandan geçebiliriz. Eğer orada Ebu Bekir Sıddık gibi olabilirsek, Allah ve Resulü bize ve ailemize yeter. Ama bizim olanlar şu an milletin ihtiyacı var, devletimizin, dini mübinin ihtiyacı var dediğimiz anlar da gelebilir. Keşke o noktada o imtihanı kazanabilenlerden olsak. Ama hayatın normal seyri anında elbette kişi ailesini, o da Efendimizin uyarısıdır, verirken sahabeyi uyarmıştır. Çocuklarınızı, ailenizi başkalarına el açacak duruma getirmeyin. Evet, bu çok evet. önemli. Yine dengede durmak. Temel ihtiyaçları değil mi karşılamak? Onların karşılanması. Evet, yani vazifesi önce bakmakla yükümlü olduğu her kimse onun tamamen ihtiyaçlarını giderdikten sonra yapabileceği azami ölçüde belki çok zor şartlarda anlattığınız gibi. Burada bir de şey de var, yani aileye getirdiysek sözü eşlerin bu noktada uyumlu olması da çok önemli. Çok biri önemli verirken hocam. Biri vermiyorsa, evet. biri cömertken diğeri cimri ise. Ya da vereni durduruyorsa eş. Hem cimrilik yapıyor hem bir de vermesine engel oluyorsa orada büyük problemler var. Ve çocuk hangisini örnek olacak evet, o hocam, zaman? Burada böyle de bir sıkıntı var. Evet. Şimdi mesela sahabeden Hazreti Ebu Talha. Bu az önce okuduğumuz ayeti sevdiğiniz şeylerden vermedikçe iyiliğe erişemezsiniz ayeti nazil oluyor. Efendimiz hemen duyuruyor sahabeye ve ayeti duyar duymaz bakın mesajı alır almaz ayağa kalkıyor diyor ki ya Resulallah benim Medine'de gerçekten hani tabiri caizse dillere destan çok verimli bir hurma bahçesi var. Herkesin bakıp gözünün kaldığı bir bahçe işte diyor o bahçeyi bir ruha veya bir raha hurmalığı. Onu şu anda tasadduk ediyorum diyor. Allah rızası için veriyorum. Siz ihtiyaçlı yerlere harcayın. Efendimiz de onu yakın fakir akrabalarına vermesi yönünde teşvik ediyor. Şimdi bu hayrı yapıyor. Eve dönüyor. Hanımına diyor ki Hazreti Ümmü Süleym'e ben az önce diyor ne yaptım biliyor musun mescitte? Allah Resulüne Allah için bu bahçeyi içindekilerle bir sadaka olarak verdim. Bu hayrı kimin adına yaptın diyor. Hepimiz için. Allah razı olsun. Ne güzel bir iyilik yapmışsın. Şimdi bizim bu hayrı yapabilecek ellere ve eşine Allah razı olsun diyebilecek eşlere de ihtiyacımız var. Belki hani eşinin durumundan dolayı ya da hani belki kadınlar olarak bizim kulağımız hani daha deliktir. Nerede ihtiyacı var, kimin neye ihtiyacı var, komşusu özellikle akrabası. Bunu kendi akrabası ve eşinin akrabasından bunu araştırıp çıkarıp falanca da böyle bir sıkıntısı var. Ne yapabiliriz? Bu aslında evliliğinin ve ailesinin saadeti için, daimiyeti için bir sadaka değil mi hocam? Bana hep öyle gelir. O sadakadır yani evliliği. Tabii ki huzura yapılan yatırımdır bu. Değil mi hocam? Ailenin sermayesi oluyor bu evet. sefer. O aileyi güçlü hani evet. toplum örneğinde konuştuğumuzu aileyi genelleyebiliriz. Bu tür aileler krizlere karşı maddi ve manevi krizlere karşı daha bağışık oluyorlar. Bugün yardımlaşmayı konuştuk. Bilgileriniz ve ilminiz için çok teşekkür ediyorum tekrar size. İnanılmaz büyük bir keyif aldım bugünkü konudan. Umarım siz de aynı keyfi almışsınızdır. Efendim bugün yardımlaşmayı konuştuk, iyiliği konuştuk. Ailelerimizde, toplumumuzdaki etkilerini konuştuk. Bir başka programda yine sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Allah'a emanet olun efendim.